Herkese selamlar dostlar. 5 Aralık 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek orandan bahsedeceğim. Videonun sonunda hem 53 oran hem de 408 oranlık bir karşılaşma vereceğim. 2 karşılaşma daha doğrusu. Skor oynayacağız arkadaşlar. 20 TL keyiflik. Onun bilgisini sizden şimdiden vereyim. Sizlerden ricamız videoyu atacağınız beğenilerdir. Artık 400 seviyesinde Beyinler geldi takdirde bu şekilde şeyler denemeye devam edeceğiz. Değerlendirecekler herkese bol şanslar diyerekten de başlayalım. Bir adet maç skoru yarışmamız var ondan başlayalım. Maç skoru yarışmamız da burada Luton Town ile Arsenal karşılaşması. Sizce maç skoru ne olur diye sizlere sorduk. Daha önceden City ile Tottenham maç skoru yarışmasını yapmıştık. Kimse bilemedi. Maç 3-3 bitti zaten. Birazdan da konuşacağız zaten mücadeleyi. Sizce Luton Town Arsenal maç skoru ne olur? Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Bilenler arasından bir arkadaşımızı katı Telegram grubumuz alalım. Instagram adresimiz Kangal Bey olarak da her türlü iletişimi buradan sağlayabilirsiniz. Gruplara gelmek isteyenler, herhangi sorusu olanlar vesaire bir sıkıntısı olanlar varsa benimle doğrudan iletişime geçebilirler. Instagram adresimiz Kangal Bey olarak da burada sizlere söyleyelim. Ekrana cumartesi ve pazarın raporu gelsin. Ben verdiğim her mücadelenin idealini, yüksek oranını kendi defterime her zaman not alırım. Cumartesi ve pazar vermiş olduğum karşılaşmalar ekranda 2 Aralık Cumartesi günü vermiş olduğum 9 adet karşılaşma vardı. İdeal yüksek oranı zaten yakınlaştırıp okuyabilirsiniz. 9 mücadele vermiştim. 7 tanesi başarılı oldu. 2 tanesi de kıl payı gitti. 3 Aralık'ta verdiğim 8 karşılaşmanın 5 tanesi başarılı. 3 tanesi başarısız oldu. Fakat 2 tanesi de özellikle City 90'da gol Trabzon'da çok kaçırdı. girmeli. Diyecek söz yok. Cumartesi ve pazar bu şekildeydi dostlar. Pazar günü vermiş olduğum yüksek mislere baktığımız zaman da 3 adet yüksek misli vermiştim. Solda gördüğünüz ilk yüksek mislimiz başarısız yüksek misli. Maç sonu 1 ve 2.5 üst verdim Steam mücadelesine. Güveniyordum açıkçası. Fakat 90'da gol yedi. Ve avantajda hakem imlesi bilerekten oyunu kesti. Tam bir piç. Kel kafalı piç. Neyse. Devam edelim. İkinci yüksek mislimde sistem maçına güvendiğim için burada ilk 60 dakikanın galibiydi de Galibi, galibi de Manchester City verdim. 500 TL. Onu önerdim. 1.41 gibi orandan onu da değerlendirdik. Ve yüksek misli Avrupa'ya baktığımız zaman da Liverpool'un galibiyeti Ankara gücü mücadelesinde 2 gol. Marsilya maçından 2 golde toplam buradan oranı 2.01 oranı vardı. 400 TL'de bunu önerdik. 400 TL'de oradan net bir şekilde cebimize koyduk diyerekten de devam edeyim arkadaşlar. Canlı olaraktan zaten cumartesi ve pazar günü devam ettik ki devam etmeye de devam edeceğiz. Hafta içi de aynı şekilde maçlar çok güzel. Premier Lig ve Euro League var. Özellikle Euro League tarafında çok güzel canlı yapıyoruz. İdeallerini, yüksek oranlarını, oyuncu bahislerini, kuponlarını, canlı cartı, curtu her şeyiyle gruplarda devam ediyoruz. Canlı olarak da devam edeceğiz ve aynı şekilde herkes açık Telegram grubumuz var yorumlarda. Sizler de oraya katılırsanız oradan da ekstradan kazan sağlayabilirsiniz diyerekten de bunun da duyurusunu yaparım. Hatta sizlere Dün pazar günü o grupta neler yaptık ondan bahsedeyim. Bakın burası herkes açık Telegram grubu. Ve buraya ücretsiz tercihler veriyoruz. Burada 6080 kişi var. Katılabilirsiniz. Şöyle Kasımpaşa Gaziantep mücadelesinde ilk yarı x 0dı Dedik ki ilk yarıdan bir gole daha girelim. 1.63 gibi orandan ilk yarı 2.5 üstü aldık devam ettik. Sonrasında Kasımpaşa Gaziantep maçı attık buraya da. Dedik ki mücadele geneliğinde 4.500 1.49 gibi oranı vardı. Ücretsiz dönerdik. Ondan sonra ben de attım. Sami Uğurlu var takımın başında. O mülakalı, mülakalı dönem vardı ya Kasımpaşa'da parlak dönemdi. Sami Hoca var o zaman da başında. Tekrardan geldi. İlk yarı 3-0 bitti. Ben dedim ki Kasımpaşa'dan bir gol daha alabiliriz. Ev sahibi 3.5 üstü önerdim mi? Devam edelim. Manisa mücadelesinde ikinci gol Manisa aldım. İyi oynuyordu. Altay'ın durumu zaten malum. İlk yarı 1-0 bitti. İkinci yarıda buradan Manisa'nın golünü bekliyordum ki Manisa penaltı kaçırdı. Maçlar hakkında izlediğimiz için sürekli de bilgi veriyoruz. Ne oldu? Antep maçı 4.5 üstü oldu mu? Oldu. Manisa ikinci golü attı mı? Attı. Kasımpaşa dördüncü golü attı mı? Attı. Paderborn mücadelesi. Matsun'u bir önerdim. Canlı rakip 10 kişi Pişini çekeriz dedim. Bir yerde 90'da çektik. Paderborn maçı kazandı mı? 90'da 1-53 kazandı. Bu şekilde ücretsiz olarak da tercihler vermeye devam ediyoruz dostlar sizlere. Gruplara katılırsanız burada ücretsiz bir şekilde faydalanabilirsiniz. Başlayalım isterseniz. Sizlerden ricamız arkadaşlar artı 400 seviyesinde beğeni bırakmanızdır. Ben sizlere bu şekilde beğeniler geldiği takdirde videonun sonunda mesela hem 53 oranlı hem de 408 oranlı bir kupon yaptım. Onlardan bahsedeceğim ve başlayalım. Wolves'la böyle mücadelesi. Her iki takımın da mücadelesini izledim. Wolves takımı en son Arsenal'la oynadı ve gerçekten iyi bir oyun sergiledi. Yani Wolves Taş gibi takım derler ya tam bir Premier League takımı gerçekten öyle bir takım. Bence Burnley'e göre de son mücadelesinde 5-0 kazandı fakat aldanmayın. Rakip hem 5 kişi 10 kişi kaldı bir kişi kırmızı kart gördü. Hem de yani bu iki takımı kıyaslama yaptığımız zaman da Wolves'ın net bir şekilde öne çıktığını söyleyebilirim ben mücadelede. Ben sizden öncelikle ideali bir söyleyeyim ondan sonra skoruna kadar anlatmaya çalışacağım. Dostlar bakın şurada birinci yarışta şans var ya. 1 ve 2 var. Ben ilk yarının berabere bitmesini beklemiyorum. Yani birinci yarıda ya Wolves kazanır ya da Burnley kazanır. Fakat ben ilk yarının 1-0 skorla Wolves tarafından kazanılmasını bekliyorum. O yüzden burada ilk yarı 1 ve 2 olarak da değerlendirdim. 1.38 gibi orandan. Onun dışında bu orandan nasıl yükseltebiliriz? Ondan bahsedeyim ben sizlere. Ben ne de dedim? İlk kere bir 0 Wolves tarafından bekliyorum dedim. Yani ilk kere de Wolves'ın atacağı bir gole de 1.61 gibi bir oran açmışlar. Değerlendirecekler. Bunu da değerlendirebilirler. Benim skor beklentim burada videonun sonunda zaten göreceksiniz. İkinci mücadele Luton Town'la Arsenal karşılaşması. Bu maçta da beklentim net bir şekilde Arsenal tarafında. Bu maçın da maç skorunu sizlere sorduk ne olur diyerekten de yorumlara yazabilirsiniz. Dostlar ilk yarıdan bir Arsenal galibiyeti beklenebilir. Luton Town'un son mücadelesi Brentford'laydı ve Brentford ağır seviyede ezdi. Yani Arsenal da burada çok rahat edecektir. Yani çok rahat edecektir. Zorlanmayacaktır bence burada maçı kazanırken. İlk yarı galibiyet oranı 1.41 gibi oranı var. Değerlendirecekler bunu idealden değerlendirebilirler. Onun dışında buna da bir yüksek oran yapsak ne yapabiliriz diyerekten de ben Arsenal tarafından 3 gol bekliyorum. Yani burada deplasman 2.5 üst yaparsanız da 1.70 yani 1.69 gibi oranlarla değerlendirebilirsiniz. Benim burada zaten skorum da, videonun sonunda göreceksiniz. Net bir şekilde Arsenal tarafındayım. Arsenal hatta burada da söyleyelim. Arsenal'ın burada 3-0 gibi net bir skorla kazanmasını bekliyorum. Üçüncü müdahale Euroliga Euro geçtik. Anadolu Efes Ergin Ataman'ın mücadelesi. Özellikle Pana'nın başında Ergin Hoca var. Üst üste iki kere Euro Liga şampiyonu olduğu takımın ilk dert basmanına çıkacak. Anadolu Efes basmanına. Çok güzel bir atmosfer olacaktır. Bence Ergin Hoca'ya güzel olumlu ee, olumlu bir tepki gelecektir diye düşünüyorum ben. Çünkü Anadolu Efes taraftarı, taraftarından burada. Bakalım güzel bir mücadele ve Bol sayılı çıkmasını bekledim bir karşılaşma. Bu arada Pana burada favori daha da favoriydi. Oranlar yani Pana'nın oranı 1.66 ya şu an. Bu oran sanırım sabah saatlerinde 1.45 civarındaydı. Onun da bilgisini vereyim sizlere. Ben burada mücadelenin üst bitmesini bekliyorum. Kaç üst bekliyorum biliyor musun? İdealden alacaklar varsa şurada 160.5 üstünün oranı 1.44 gibi oranı var. Yani mücadele genelinde 161 sayı bekliyorum. Avrupa'da olanlar varsa oyuncu bahisi olarak şunu görebilirim. Pana'nın tarafında Mitroğlu var. O oyuncu 11, 12, 13 artık ne açarlar? 11, buçuk ne açarlar? 12, 13 sayı tek başına zaten atabilecek bir oyuncu ve çok fazla süre alıyor. O yüzden onun da değerlendirmesini yapabilirsiniz. Alba Berlin ile Zalgiris karşılaşması. Alba Berlin bu sezon Euroleague'de oynamış olduğu maçlarda sadece sadece tek bir galibiyet aldı. 11 mücadelede 10 mağlubiyet bir galibiyet şeklinde. Yani Alba Berlin'in savunması zaten kötü. Özellikle kumanje var. Çok uzun zaten. O eleman 2.20'ye yakın vardır mesela. O iyi. Ama dediğim gibi genel olarak savunması kötü. Zalgiris'te ne oynadığını bilen bir takım. Burada Zalgiris tarafına gitmekte fayda var. basmanın burada atacağı basmanın burada atacağı 81 sayı. Yani Deplasman 80.5 üstünde oranız arkadaşlar. 1.45. Aynen. Bulamadım bir an oranım. Ben burada Zalgiris tarafındayım. Zalgiris'in atacağı 81 sayıyı sizlere önermek istiyorum. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Olympiakos'ta Real Madrid mücadelesi. En son bu Real Madrid e öyle bir tokatladık ki Fenerbahçe bekoyla 198 199. Ama şunu söyleyeyim bakın. Şunu söylemek istiyorum. Hani böyle canlı olarak izlediğim maçlar var ya. ben günlük hafta sonu geri, geri geliyor. 20 tane maç izleyen birisiyim canlı olarak izlediğim Real Madrid City maçı vardı ya hani Benzema'nın döndürdüğü maç. O maç bir Fenerbahçe Real Madrid mücadelesi de ikiye koyarım belki. Öyle söyleyeyim. Bir de Trabzon Beşiktaş maçı vardı 4-3 o da çok efsaneydi. O da benim hafızamda çok iyi. Yani öyle bir yendik ki son 10 saniye Real Madrid dedim ki ağır basacak bunlar bize dedim. Öyle başladılar. Ama basmasını bildik bunlara. İnanılmaz bir maçtı. Yani o tokattan sonra Real Madrid burada kendine gelir diye düşünüyorum. Ama öyle bir tokat vurdu ki kendine gelemezse de şaşırmam. Real Madrid burada bence kazanacaktır. Maç sonu 2'yi burada alalım. Şöyle söyleyeyim. Kolay maç değil. Neden kolay değil? Olympiakos Real'e biraz ters geliyor. En son buradaki maçta da zaten 79-78 Real Madrid kazanmıştı. Zorlanmıştı yani. Ama ben burada maç son 2'yi bekliyorum değerlendirecekler. Alsın. Hatta oran yükseltmek isteyenler varsa ilk yarıdan 2 yaparsa ilk yarı sonucu 2 yaparsa oranı 1.60'a kadar da yükseltebilir. Partizan Monaco karşılaşması. Bu maça da tercihim çok basit. Sizler gibi düşünüyorum. Euroleague'den anlayan varsa üst arkadaşlar. İki tane tempolu oynayan, iki tane skorer takımın karşılaşması. Burada da 160 kaç açmışlardı? 161.5. Hatta 160 var bunlarda. 160.5 üst. Bakayım Depsel'e ne diye not almışız. Diye. Aynen 160'tan idealden almışım arkadaşlar. 1.4 4 gibi orandan da mücadele genelinde 160 buçuk üstünün sayısını bekliyorum. Değerlendirecekler. bol şanslar. Arkadaşlar ideal yüksek oranlardan bahsettim. Şimdi ekrana e, oran vereceğim. Gelsin abi oran. Şimdi bakın iyi dinleyin sıkıntı yaşamayalım. Solda gördüğünüz 53 oran sağda gördüğünüz 408 oran. Aynısı. Skor. iki maçında skoru aynısı yani. Wolves mücadelesinde benim mücadeleye beklentim 2-1. Soldan bahsediyorum arkadaşlar. Sol tarafı izleyin. Wolves mücadelesinde benim maç skorum 2-1. Evin kazanması. Arsenal maçına da 3-0'lık bir skor verdim. 6-79, 7-95-53 oran yapar. 20 TL attık mı? Tamam. Sağa geçelim. Sağda tek farkı şu. Yani 408 olmasının tek farkı. Burada maç skorları zaten 2-1'e 3-0. Ama diyoruz ki ilk yerden da skor tahmin edelim. Ben burada Wolves mücadelesinde ilk yarı 1-0, ikinci yarı 2-1 kazanır dedim. Ondan oran 23 oldu. Luton Arsenal maçına da Arsenal ilk yarı 2-0 kazanır. Maç genelinde 3-0 kazanır dedim. 408 oranda ona verdik. Bu şekilde anlamayan varsa Instagram'dan yazabilir, yorumlara yazabilir. 20 TL atın, keyfinize bakın. Keyif alalım dedim. Ara ara böyle denemeler yapacağım. Beğeniler geldiği sayede videoya şöyle güzel beğeni ve yorum gelirse devam ettiririm değerlendirecekler. Bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone, değilseniz abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.